Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Eylül aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, 2020'nin son çeyreğine giriyoruz. Güneş 22 Eylül'e kadar Başak Burcu'nda ilerleyecek ve artık yaz bitiyor. Sonbahara Eylül'le beraber merhaba diyoruz. Eylül ayına güçlü bir dolunayla başlayacağız. 2 Eylül'de Balık Burcu'nun 10 derecesinde dolunay meydana geliyor ve sizin 11. evinizi aydınlatıyor. Aslında balık Boğa burcuyla dost bir burçtur ve Balık burcundaki yeni ay dolunay döngüleri size genel olarak daha olumlu, iyimser bir enerji verir. Güneşin de 22 Eylül'e kadar Başak burcundaki seyri enerjinizi arttırıyor, sizi daha güçlü hale getiriyor. Balık dolunayıyla beraber önemli hedeflerinize ulaşmanız, bazı projelerin sonuçlanması, bazı hayallerinizin, dileklerinizin gerçekleşmesi mümkün. Bunlar geçtiğimiz ayla bağlantılı da olabilir veya özellikle Mart ayından bu yana geliştirdiğiniz bazı hedefler olabilir. Bunlarla ilgili sonuçlar alabileceğiniz önemli bir süreci işaret ediyor. Toplumda biraz daha dikkat çekebileceğiniz, kalabalıklar arasına girebileceğiniz, sosyal çevrenizin genişleyeceği, yeni arkadaşlıkların olabileceği veya arkadaş ilişkilerinizle ilgili bazı dönüm noktalarıyla karşılaşabileceğiniz bir dönem. 11. ev dolunayları yaptıklarımızla, hareketlerimizle, eylemlerimizle, çalışmalarımızla bizi daha görünür hale getirir. Dolayısıyla ün, başarı, şöhret gibi alanlar, kariyerden beklediğimiz maddi manevi hedefler 11. ev dolunaylarıyla da hayata geçirebilir. Bu dolunayın etkileriyle gruplar içerisinde daha fazla olabilir. Bazı ortak çalışmalar, organizasyonlar, ekip faaliyetleri içerisinde de yer alabilirsiniz veya böyle ortamlarda bazı mesuliyetler alabilirsiniz. Dolunay 10 derece Balık burcunda olacak. Lütfen sevgili boğalar ve yükselen boğalar, kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 10 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa ve bunlar değişken burçlardaysa, Balık, Başak, İkizler, Yay gibi, o zaman evet, bireysel tesirler, dolunayın tesirleri üzerinize daha çok artacaktır. Kişisel doğum haritalarınızı özellikle toprak ve su burçlarında gezegenleriniz, iyicil gezegenleriniz varsa maddi manevi daha fazla şansın, fırsatın bu dolunayla hayatınıza gelmesini bekleyebiliriz. Örneğin bir toprak burcunda bir Venüs'ünüz, Jüpiter'iniz var. Balık burcunda, Yengeç burcunda, Başak burcunda, Akrep burcunda, Balık veya Başak burcunda dedik. Yani toprak ve su burçlarında özellikle bu burçlardaki iyicil gezegen yerleşimleri bu dolunayda çok güçlü, olumlu tesirler hayatımıza taşıyabilir. Evet, dolunay etkileri ay ortalarına kadar devam edecek. Güneş'in Uranüs'le ve ardından Jüpiter'le yapacağı olumlu temaslar da hayatımızda bazı beklentilerimizin, maddi manevi beklentilerimizin biraz daha hızlı, hatta bazen sürprizli gelişebileceğini de gösteriyor. Yani beklediğimiz durumların dışında belki beklentilerimizden daha da güçlü bazı tesirler altında olabiliriz. Bunlar aşk hayatımızla da ilgili olabilir, çocuklarımızla da ilgili olabilir. Bazen maddi beklentilerimizle de ilgili olabilir. Bu tesirleri özellikle 2 Eylül, 10 Eylül arasında güçlü bir şekilde bekleyebiliriz. Merkür 5 Eylül'den itibaren Terazi Burcu'na geçiyor. Artık Başak Burcu'ndan ayrılacak. 5 Eylül, 27 Eylül arasında Merkür Terazi Burcu'nda, ayı büyük bölümünde Terazi Burcu'nda olacak. Bu ay biraz hani günlük hayatımızın meşguliyetleri, iş planlamaları, detay gerektiren işler, güçler, bunları da düşünüyoruz, kurguluyoruz, planlıyoruz. Eğitimle ilgili konular olabilir, işimizle ilgili planlamalar olabilir. Aslında Merkür zihnimizi biraz bizim meşguliyetlerimize de bu ay genelinde yönlendirecek gibi görünüyor. 6 Eylül'de gezegeniniz Venüs Aslan Burcu'na geçecek. Venüs geçiş yaptığı ev alanlarını biraz daha iyileştirir aslında. Küçük şansı temsil ettiği için fırsatlarla da alakalıdır, maddi manevi. Şanslar, bereket, genel olarak alacağımız verimle de alakalıdır. 6 Eylül'den itibaren Venüs Aslan Burcu'nda ev ortamınız, yuvanızdaki faaliyetler, bunlar hani evinizi güzelleştirmek, dekore etmek alanında olabilir, konforunuzu arttırmaya yönelik faaliyetler olabilir, aile içi ilişkiler olabilir, emlak işleriniz olabilir. Buralarda
bazı fırsatları küçük de olsa, hatta bazılarınız için büyük fırsatlar da olabilir. İyi etkiler getiriyor. Özellikle mutluluk alacağınız, keyif alacağınız gelişmeleri ev, aile, yuva temalarında özellikle 6 Eylül'den itibaren bekleyebilirsiniz sevgili boğalar. 13 Eylül'den itibaren Jüpiter retrosu sona erecek. Jüpiter 17 Aralık'a kadar artık Oğlak Burcu'nda ileri hareketli. Evet, Jüpiter'in de o şansını, gelişme imkanlarını özellikle dışsal alanlarda daha güçlü bir şekilde 13 Eylül'den itibaren almaya başlayacağız. Ayın 23'ünden itibaren Satürn retrosu da artık sona eriyor. Satürn'ün de ileri harekete dönmesiyle beraber 29'undan itibaren Satürn de ileri harekete dönüyor. Artık retro gezegenler, Oğlak Burcu'ndaki retro gezegenler Jüpiter ve Satürn ileri harekete dönecek ve Aralık ayına kadar Oğlak Burcu'ndaki ilerlemelerini sürdürecekler. Bu durumda akademik konular, hukuksal konular, yurt dışı ile bağlantılı bazı planlarımız, bazı yayın işleri, basın işleri, medya işlerimiz, seyahat planlarımız, yani bu alanlardaki geciken konularla, ertelenen konularla biraz daha rahat ilgilenebiliriz aslında. Ve Aralık ayına kadar bu alanları düzenlememiz, yapılandırmamız mümkün görünüyor. Ve 17 Eylül'de Başak Burcu'nda yeni ayımız doğacak ve sizin için çok keyifli bir yeni ay. 5. evinizde doğuyor. Şanslı bir yeni ay. Satürn'ün çok olumlu bir üçgen açısı var bu yeni aya. Sevgili boğalar, keyif alacağınız, yaşamdan mutluluk alacağınız, maddi manevi gelişim imkanlarını bu yeni ay size sunabilir. Çocuklarınızla ilgili bazı yenilikler olabilir. Çocuk sahibi olmak, evet, söz konusu. Bunun yanında çocuklarınız var. Hani onlarla ilgili bazı kararlar vermeniz, onların eğitimleriyle ilgili düzenlemeler yapmanız mümkün. Birçok boğa için aşk konularında bu yeni ay güçlü etkiler veriyor. Ama bu aşk gelip geçici bir aşk değil. Bu aşk uzun vadeli bir konuyu içeriyor aslında. Her neyse bu dönemde kuracağımız ilişkiler daha uzun vadeli olma potansiyeli taşıyor. Kendinizi geliştireceğiniz eğitimlere de başlayabilirsiniz. Yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz bazı açılımlar olabilir, fırsatlar olabilir hayatınızda. Evet, yeni ay 25 derece Başak Burcu'nda. Dolayısıyla lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz özellikle 25 derece ve yakınlarındaysa, 25 derece ve yakınlarında toprak burçlarında, su burçlarında gezegenleriniz varsa, bu yeni ayın size maddi manevi gelişim imkanlarını daha yüksek oranda sunmasını bekleyebiliriz. Evet, yeni ayın ardından zaten Güneş-Satürn teması etkinleşecek dedik. Satürn ileri harekete dönecek. Jüpiter Oğlak da ileri harekete devam ediyor. Bu durum yeni girişimler adına güçlü tesirlerini özellikle yeni aydan itibaren hayatımıza getirmeye başlayacak. Eylül ayının en önemli gezegen hareketlerinden birisi 9 Eylül'de Mars'ın Koç burcunda retro harekete başlaması. Aslında 2020'nin önemli hareketlerinden birisi bu. 15 Kasım'a kadar bir Mars retrosu yaşayacağız. Sizi bireysel olarak çok güçlü etkilememekle beraber, tabii ki herkesin kişisel haritasına göre önemli bu. Daha çok toplumsal alanlarda biraz daha belki dikkat edilmesi gereken bir durum. Mars sizin sevgili boğalar 12. evinizde retroya geçecek. 12. ev geri plandaki bir evdir. Çoğu zaman hani bizim fark etmediğimiz, görmediğimiz koşullarla alakalıdır. Mars enerjiyi temsil eder, mücadele gücümüzdür. Bu durumda biraz Mars'ın enerjisinin içselleşmesini bekleyebiliriz ve 12. evinizdeki bir Mars retrosu bireysel anlamda zaman zaman bilinç dışınızdan gelen bazı endişeler, kaygılar yaratabilir. Aslında kendinizle ilgilenmek için de iyi bir süreç. Yani bilinçaltınızda tuttuğunuz sorunlarla ilgilenmek, onları şifalamak için bu Mars retrosunu değerlendirebilirsiniz. Genel sağlığınıza, yine ruhsal, bedensel, zihinsel genel sağlığınıza dikkat etmekte fayda var. Her şeyden önce 12. evdeki bir Mars gizli düşmanlıklara dikkat gerektirdiğini işaret ediyor. Yani iş hayatınızda olabilir bu. Rakipleriniz, iş hayatınız ya da günlük hayatınızda gizli düşmanlıklar, beklemediğiniz durumlar, geri planda olup biten
alanlarda biraz daha temkinli olmanız gerekiyor. Hani güvenlik alanlarına dikkat edin. Bunun yanı sıra evet sağlığınıza biraz daha dikkat edin. Bedeninizin savunma sistemini güçlendirmeniz, günlük hayatta kendinizi çok yormamanız, gereksiz risklerden uzak durmanız bu anlamda önemli olacaktır. Bu süreç içerisinde özellikle buna dikkat çekebilirim. Mars'ın toplumsal alanlarda da tabii ki önemli etkileri olabilir. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım. Mars'ın Koç burcundaki hareketi, Mars'ın retro sürecini anlattığım Mars Koç burcunda videomuzu da Astrofoni Demet Bağtacı YouTube kanalından izleyebilirsiniz sevgili boğalar. Evet, ayın geneline şöyle bir baktığımızda sizin için aslında verimli bir ay Eylül ayı. Hem toplumsal alanda, sosyal hayatınızda, kariyerle ilgili beklediğiniz bazı dileklerinize, hayallerinize kavuşmanız, bazı projelerinizi sonuçlandırmanız ve bunun maddi manevi ödüllerini almanız mümkün görünüyor. Aşk hayatınız, çocuklarınızla ilgili yeni ve hızlı gelişmelerin hayatınıza gelmesi mümkün. Her türlü maddi manevi uzun süreli hedeflerinize bu ay odaklanabilir, onları planlayabilir, harekete geçebilirsiniz. Özellikle 17 Eylül'deki Başak yeni ayıyla beraber bu anlamda daha şanslı ve verimli gelişmelerin, yeni başlangıçların hayatınıza dahil olması mümkün görünüyor sevgili boğalar. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.